Merhaba, bugün çok değişkenli fonksiyonları öğrenmeye başlayacağız. Matematiği çok severim. Özellikle de matematik bilgimi kullanarak animasyonlar hazırlamaya falan bayılırım. Aslında bu bilgi ile bir şeyler üretmeyi seviyorum desem daha doğru olacak. Eğer matematik bilginizi kullanarak siz de bir şeyler üretmek istiyorsanız, çok değişkenli kalkülüs bunun için biçilmiş kaftan. Öncelikle çok değişkenli kalkülüsü kalkülüsten ayıran çok değişkenli kısmının ne anlama geldiğiyle başlamak istiyorum. Çok değişkenli kalkülüs, çok değişkenli fonksiyonlarla ilgili dersem size çok da yardımcı olamamış olabilirim, değil mi? Çünkü çok değişkenli fonksiyonların ne olduğunu da bilmiyor olabilirsiniz. Normal kalkülüste kullandığımız fonksiyonların sadece bir tane girdi değeri vardır. Ve bu girdi değeriyle fonksiyonun bize sonuç olarak verdiği değer de sadece bir tanedir. Bu fonksiyonlara tek değişkenli fonksiyonlar diyoruz çünkü burada gördüğünüz arkadaşımız bir tane. Buradan yola çıkarak çok değişkenli fonksiyonların birden çok girdi değeri alacağını düşünebiliriz. Bu fonksiyonlar çoğunlukla f(x,y) olarak ifade edilirler ama burada hangi harfleri kullandığınızın da çok bir önemi yok. Buna ek olarak x,y,z ya da x1,x2,x3 şeklinde de ifade edebilirsiniz. Şimdilik kolayca anlaşılması adına iki değişkenli bir fonksiyon düşünelim. Bu fonksiyonun verdiği değer girdi değerlerinin ikisine de bağlı olacaktır ve mesela x² artı y şeklinde olabilir. Bu arada bu fonksiyonun vereceği değer bir vektör de olabilir. Çok değişkenli yani x,y şeklinde ifade edilen bir fonksiyonun vereceği değerin bu değişkenlerle ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. Şu an bunları kafamdan uyduruyorum ama önemli olan fikri anlamamız. Mesela 3x ve 2y. Tabi bu değiştirilemez değildir ama fonksiyonun verdiği çıktı değerinde birden fazla değişken varsa bunları bu şekilde bir vektör gibi yazabiliriz. Girdi değerindeki birden fazla değişkeni ise yan yana, aynen uzayda bir nokta gibi yazabiliriz. Şöyle düşünün. Buna benzeyen bir şey gördüğünüzde bunların iki ayrı sayı olduğunu düşünebilirsiniz, öyle değil mi? Bu sayı doğrusu üzerindeki x 3 olabilir, 5 olabilir, çok da fark etmez ama ve bu da başka bir sayı doğrusu üzerindeki y'dir. Olamaz mı? Olur. Bunları ayrı noktalar olarak da düşünebilirsiniz böyle. Ama böyle bir şey gördüğünüzde aklınıza hemen x,y düzlemi ve tek bir nokta geleceği için buna çok boyutlu kalkülüs demek daha doğru olacaktır. Ve bu bir noktayı bir sayıya ya da bir vektöre götüren bir fonksiyondur. Değil mi? Çok değişkenli fonksiyonlar. Birçok kişi çok değişkenli kalkülüsü anlatmaya başladığında hemen kalkülüse dalar. Evet, kalkülüste kısmi türev ve gradyanlar gibi çok eğlenceli konular vardır ama bence öncelikle çok değişkenli değişik fonksiyonları görselleştirmenin değişik yollarını içeren videolarla başlamalıyız. Bir ön gösterim olarak tadımlık da olsa bazılarının üzerinden hızlıca geçeceğim ve daha fazla detayı bunu takip eden videolarda vereceğim. İşe grafiklerle başlayalım. Çok değişkenli fonksiyonların grafikleri 3 boyutludur. Ama 2 boyutlu girdi değerleri olan fonksiyonlara uygulandıkları için kendinizi x-y düzleminde yaşıyor gibi hissedebilirsiniz. Fonksiyonun değeri ise grafiğin yüksekliğini belirler. Daha önce de söylediğim gibi ileriki videolarda bu konudan daha detaylıca bahsedeceğiz. Bu fonksiyonlar basitleştirilerek 2 boyutlu olarak da görselleştirilebilir. Tüm girdi uzayı her bir noktanın başka bir renk alması ile görselleştirilir. Böyle bir şey gördüğünüzde iki boyutlu girdi değer olan bir fonksiyon yani f(x,y), girdi uzayının x-y düzlemi ve fonksiyonun vereceği tek bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin buradaki x kareli bir şeyler olabilir yani sonuçlar vektörel değildir. Renkler fonksiyonun verdiği değerin boyutunu tanımlar ve eş yükselti eğrileri veya izohips olarak adlandırılan bu çizgilerde hangi girdi değerlerinin sabit bir çıktı değerini paylaştığı başlıklarını gösterir. Dediğim gibi daha detaylıca anlatacağız ama bunlar taslak çizim açısından 3 boyutlu grafiklerden daha kullanışlıdırlar. Devam edecek olursak 3 boyutlu uzayda yüzeylerden de bahsedeceğiz. Bunlar da grafiklere benzerler ama 2 boyutun eşleştirilmesiyle elde edilirler. 2 boyutlu girdilerin bir nevi 3 boyutlu bir uzaya geldiğini hayal edin. Nasıl geldiğiyle şimdilik pek ilgilenmeyeceğim. Bunu bize fonksiyonun verdiği değerler gösteriyor. Bunlara parametrik yüzeyler adı verilir. Eğlenceli başka bir grafik vektör alanıdır. Burada her girdi değeri fonksiyonun o noktada verdiği değeri gösteren bir vektörle özdeşleştirilir. Bu fonksiyon bunların hepsi 2 boyutlu vektörler oldukları için 2 boyutlu girdi değerleri olan ve verdiği değerde 2 boyutlu olan bir fonksiyondur. Bu grafiğin eğlenceli tarafı, bunu bir sıvı olarak düşünürsek, örneğin bunların su damlaları olduklarını hayal edelim. Bu şekilde aktıklarında altta yatan fonksiyonla ilgili bir fikre sahip olabiliriz. Evet, bu çok değişkenli kalkülüsün güzel özelliklerinden biridir. Tüm bunları tam olarak anlamadıysanız endişelenmeyin çünkü şu anda sadece bir ön gösterim yapıyoruz. Çok değişkenli fonksiyonları düşünmek açısından en çok hoşuma giden yollardan biri girdi uzayını alıp mesela burada 2 boyutlu uzaydaki noktaları değerlendiren bir fonksiyon var. Bu noktaların fonksiyonun verdiği değere ilerlemelerini izlemek. Bu arada fonksiyonun verdiği değerler de 2 boyutlu olacaktır. Her bir noktanın nereye varacağını izlemek de çok eğlenceli. Bunlar hakkında düşünmek ve görselleştirmeye çalışmak ilk zamanlarda biraz zor olsa da deneyim kazandıkça çok eğlenceli olduklarını ve doğrusal cebirle de çok güzel bir bağlantı kurduklarını göreceksiniz. Çok değişkenli kalkülüs öğrenmekte olanlarınızın çoğu ya doğrusal cebirle başlamışsınızdır, doğrusal cebiri ya öğreneceksinizdir ya da çok değişkenli kalkülüsle aynı anda öğreniyorsunuzdur. Ve bu fonksiyonları dönüşümler olarak algılamak, bu ikisini ilişkilendirmek adına da çok işinize yarayacaktır. Bunu da söyledikten sonra ön gösterimime bir son verip detaya inmeye başlayacağım. Umarım bu videolardan sonra çok değişkenli fonksiyonlar hakkında siz de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.